Gençler merhaba. Klasik bir ÖSYM sorusu bu sorunun bir benzerini ÖSYM 2013'te sordu. Bu soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen düşünceye yönelik eserlere örnek olamaz. Yazarlar eserlerinde içinde yaşadıkları toplumların tarihlerini konu olarak seçebilirler. Örneğin Kırımlı yazar Cengiz Dağcı 2. Dünya Savaşı sırasında değişik cephelerde yaşanan vahşeti ilk romanı Korkunç Yıllar. Ve onun devamı olan yurdunu kaybeden adam başta olmak üzere Türkiye Türkçesi yazdığı romanlarında anlatmıştır. Bu romanlarda olduğu gibi yakın tarihimizde edebiyatımızda farklı yazarlarca konu edilmiştir. Türk edebiyatında özellikle Kurtuluş Savaşı'nın izleri eserlere yansıtılmıştır. Hangisi bu düşüncede bu parçada dile getirilen düşünceye örnek, yönelik eserlere örnek olamaz. Yorgun Savaşçı kimin eseri? Söyle Kemal Tahir. Var mı bu düşünceye örnek olabilir mi? Olabilir. 1. Dünya Savaşı'nın sonları, mütareke yılları ve Kurtuluş Savaşı'nın başını anlatır. Ee, Kuvay Milliye'nin güçlendiği dönemleri. Sahnenin dışındakiler Ahmet Hamdi. Tam ait ait bir romandır. Buna örnek olarak gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Birinci Dünya Savaşı, mütareke yılları. <laughs> Bu dönemi ele alan bir eserdir. Ders adette sabah ezanları Atilla İlhan'a ait bir eserdir örnek olarak gösterilebilir mi? Gösterilebilir. O dönemi anlatır. 1917-1921'li yıllar arasına ele aldığı bir romandır. Küçük A Tarık Buğra'ya ait bir eserdir. Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Devamı da vardır. Nehir romandır. Unutmayın Küçük A Ankara'da diye. Ama Avare Yıllar Orhan Kemal'e ait bir eserdir. Tarihi roman özelliğini gösterir mi? Göstermez. 2013'te de şöyle sormuşlar. Demişler ki bazı edebi metinler tarihi olaylara dayanır. Bu tür eserlerde bazı gerçeklere bağlı kalınsa da eserin orijinalliğini ve okunurluğunu sağlayan yazarın sorgulama gücüdür. Okuyucu kalın bir tarih kitabını alıp baştan sona okumaya yanaşmaz. Ama birkaç ciltten oluşan sürükleyici tarihi bir romanı okuyabilir. Hangisi örnek gösterilemez demiş. Şıklarda Osmanlıca vermiş. Devlet ana yorgun savaşçı. Hep o şarkı yılkı atı. Cevap yılkı atıydı. Bunu çözüp vermiştim size. ÖSYM böyle bir soruyu size bu şekilde de sorabilir. Der ki: "Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçada dile getirilen düşünceye yönelik eser vermiş olamaz?" Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'i gördün mü? Yap. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı gördün mü? Yap. Atilla İlhan'ı gördün mü? Yap. Tarık Buğra'yı gördün mü? Yap. Halide Edip Adıvar'ı gördün mü? Yap. Yap. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu gördün mü? Yap. Ama Orhan Kemal'in böyle bir eseri yok. Böyle bir soru gelirse artık Artı bir cepte. Siz şunu bilin hangisinin böyle eseri vardır? Hangisinin tarihi romanı vardır? Hangisi Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı yıllarını ele alan romanlar yazmıştır, yazmamıştır? Lütfen bunları iyi bilin. Cepte bir diyorum artık. Böyle bir soru kaçırmayınız. Gençler görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.